Selçuklu ve Osmanlı eserleri, İslam'ın ince işçiliği, Alaaddin Camii, Sungur Bey Camii ve Hüdavend Hatun Türbesi. Nereden geliyor, nereye gidiyor olursanız olun, birini bile görmeden ayrılırsanız eksik kalır yolculuğunuz. Vakıflar, vakıf medeniyeti, vakıf tarih, kültür, medeniyettir. Vakıf sadece geçmiş değildir, gelecektir. Vakıf bizi biz yapan en önemli değerdir. Evet, şu an Niğde'deyiz. Niğde'deki vakıf mirasımızı araştırıyoruz. Şu an devletin ilgili kurumlarına kayıtlı 31 tane caminin vakıf eseri olduğunu, Selçuklu Osmanlı dönemi vakıflarına ait olduğunu araştırdık, tespit ettik. Şimdi o vakıf eserlerini bir bir belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Kaledeyiz, Alaaddin Camii'nin önündeyiz. Evet, Niğde Kalesi'ndeyiz. Aynı zamanda Alaaddin Tepesi. Niğde'deki bulunan en eski caminin önündeyiz. Anadolu Selçuklu dönemine ait. Alaaddin Keykubat döneminde yapılıyor. Görmüş olduğumuz şekilde kapının, ana taç kapısının doğu cephede olduğunu görmekteyiz. Tabi buranın mimarları Sıddık ve Gazi. Anıtsal taş kapıda sabah 9 ile 10 sularında güneş gölge oyunuyla hemen Kavsaran'ın içerisinde bir melike, genç bir kız silüeti belirmekte. Camimiz onunla öne çıkıyor. Hemen karşı taraftan alırsak... Kaç yılında yapılma efendim? Milat 1223. 1223. Miladi. Evet, zaman korkunç daire, ilk ve son nerede diye soruyor şair. Zamanı ölçmek, zamanı değerlendirmek için bir zamanlar saat kuleleri yapılıyordu. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yılı anısına Osmanlı coğrafyasına saat kuleleri yapılmıştı. İşte onlardan bir tanesi de burada Niğde'de, Niğde Saat Kulesi. Evet, kalede bir başka Osmanlı yadigarı, vakıf eseri. Abdurrahman Paşa Camii ve Rahmaniye Camii olarak da ifade ediliyor. Abdurrahman Paşa tarafından Abdurrahman Paşa Vakfı olarak yapılmış, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı bir nazlı yadigar. Muhteşem görünümü, göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Minaresi ve öndeki revaklarıyla muhteşem bir eser Rahmaniye Camii. Evet, kaleler önemli. Kaleler gönülleri de coşturur ve filmlere konulmuştu. Şehirleri korumuştu o kaleler ve Niğde iç kale duvarları önündeyiz. Efendim nedir, nereden kalma? Evet, Anadolu Selçuklu dönemine ait, tıpkı Alaaddin Camii'nde olduğu gibi bu da Sultan Alaaddin döneminde yapıldığını anlamaktayız. Hemen bakın, yan tarafta bir beden duvarında çift başlı kartal olarak da ifade edilen ya da grifon şeklinde de ifade edilen bir Selçuklu arması var. Yani sur duvarının göbeğine Selçuklu bunu nakşederek bu kale benim şeklinde bir ifadeye gidiyor. Evet, yine Alaaddin Keykubat Camii, kale ve su medeniyetinin ihtişamlı mirası, tarihi çeşme. Buyurun. Evet. Bu çeşmede Alaaddin Camii 1223 yılında yapılıyor. Hemen akabinde Hatıroğlu diye o dönemde bir bey var. Kendisi bu çeşmeyi yaptırıyor. Anadolu'da nadir görünen Selçuklu çeşmelerinden olup günümüzde de fonksiyonel, suyu akmakta. Bu şekilde hemen camiye ilişkilendirilmiş ki dediğiniz gibi Selçuklu dönemi su kültürüne dair de büyük bir zenginlik ve anlam ifade eden bir çeşmemiz. Vakıf kültürümüzü araştırıyoruz. Evet, o tarihi eserleri yıllarca tanıttık. Devralen programlarından izlediniz. Çeşmeler dedik, kervansaraylar, sebiller, selsebiller, hanlar, hamamlar. Ama onları kim yaptı? Kim bize emanet etti, miras bıraktı? Onların her birinin vakfı var. Anadolu'da ilk vakıf 1048'de kurulur. Malazgirt Zaferi'nden yıllar önce Pasinler'de, Pasinli Savaşı sonrası
Abdülvahap Göcdevani adı bir gönül sultanı o vakfı kurar ve ilk anıt diye de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz oraya anıt yapmakta. 1048 yılından itibaren de Vakıflar Genel Müdürlüğü biz devletin en eskidi, en kadim kuruluşuyuz der. Biz vakıf medeniyeti adım adım Niğde'de araştırıyoruz. İşte bir çeşme kültürü ve çeşmemiz. O çeşme önemlidir. Su önemlidir. Su hayattır. Su her şeydir. Ve yüce yaradan ben sizleri sudan yarattım. Her şey sudan yaratıldı diye buyurulur. Ve su önemlidir. Çok sayıda ayet-i kerime ve hadis-i şerif vardır suyla ilgili. Ve bir ifade vardır. Su gibi aziz olun. Evet, su gibi aziz olsun bu vakıf mirasını bize bırakanlar. Biz de Niğde'de araştırmamıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Niğde Kalesi'nin yani Alaaddin Tepesi'nin hemen güney eteklerinde Eski Saray Mahallesi'nde bulunuyoruz. Burada gerek Türk İslam dönemi gerekse Hristiyan Ortodoks cemaatine yönelik eserleri görebiliyoruz. Karşımızda İlhanlılar dönemi, İlhanlı Devleti'ne ait Seyfettin Sungura tarafından yaptırılmış olan Sungura camisinin önündeyiz. 1335 yılında yaptırılıyor. Tabii daha sonra burada vakıf kitabesi de var. Gerek camiye gerekse müştemilatlarına fayda dokunsun diye Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı döneminde ise bir de bedesten inşaat edildi. Bu da vakıf eseri mi? Kime ait efendim? Sokullu Mehmet Paşa dönemine. Meşhur Sokullu Mehmet evet. Paşa. Birina Köprüsü'nü yapan değil evet, mi? Evet. Kanuni'nin önemli vezirlerinden. Doğrudur. Evet. Sokullu Mehmet Paşa deyince Birina Köprüsü. İvan Diliç'in Birina romanında bildiğimiz. Oralara gittik hocam. Yani buraya kadar vakıf halen yaşıyor. Yaşıyor. Alacağımız çok önemli değerli şeyler var vakıflardan. Bir diğer eseri de Bor ilçemizde. Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan diğer bir bedesten. Tabii hocam burası bir vakıf şehri değil mi? Öküz Mehmet Paşa Vakfı. O evet. Meşhur Faruk Nafiz Çamlıbeyli'nin Han Duvarı şiirinde o betimlenen, tasvir edilen değil mi efendim? Urukış'la evet menzil külliyesi var orada. Çok büyük bir. Müthiş bir vakıf. Anlamda. O zaman böyle Niğde'deki kervansaray vakıflar bir 3-5 cümleyle Niğde'nin genelindeki vakıf mirasımızı tabii, ifade edin dersek. Niğde dediğimiz gibi en başta da söyledik. Kapadokya'nın güney ucunda bulunuyor. Dolayısıyla güneyden İç Anadolu'ya giriş Gülek Boğazı istikametinde. Tabii bu Niğde bölgesinde ve öncesinde bu geçiş güzergahlarında özellikle Selçuklu devrinde bolca han, kervansaray, bu tarz menzil kervansarayları yapılmış ki ticari bir ağ olduğu için oradan gelen geçen ticaret erbapları rahatlıkla bu hanlarda kalabilir. Evet. Caminin taş kitabesi tarihi eseriyle taşa vurulmuş mühür ve geleceğimizin manevi tapu senedi. Geçmişten geleceğe o ihtişamlı miras. Hocam ne diyeceksiniz burayı delik hemen buyurun. Kığılı Cami, tabii ismini nereden alıyor dersek cami inşası başladığında sürüncemede kalıyor. Yani uzuyor. Kığılıdı, yerel bir ifadeyle kığılıdı. Yani sürüncemede kaldı. Bir türlü bitmedi anlamına gelen kığılıdan türüyor. Yani kığılı ismini alıyor. Normal vakıf mirası bu da değil vakıf mi? Vakıf mirası Bektaşi Hasan Paşa tarafından 1695 yılında inşa ediliyor. Yani Osmanlı dönemine ait. Hemen inşa kitabesinde karşıda görüyoruz. Kitabenin kenarlarında bakın lale serpiştirmeleri var. Yine lale dönemi değil mi? Lale döneminden geç ama evet. Osmanlı'da lale tekvin. Hemen karşımızda da hamamı görüyoruz. Hamamı görüyoruz. Bir tam vakıf şehri olarak. Aynen. Bir, belki de bura bir külliyeydi ama sonrasında bozulmuş. Bu hamam da camiye yönelik bir vakıf getirici. Gelir getirici, vakıf mirası. Evet, olarak. Vakıflar ve vakıflarımızı Niğde'de araştırmaya devam ediyoruz. O vakıf kuran insanları minnetle, şükranla, hayırla, rahmetle yad ediyoruz. O vakıfların korunup, sahiplenilip, gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Vakıf mirasımızı araştırmaya Niğde'de tüm hızıyla devam ediyoruz. Buyurun. Bir diğer özelliği ise özellikle pencere, söve ve lenturlarında ayet ve hadislerin serpiştirilmiş olması. Buralarda baktığımız ayetlere genelde ölümle alakalı ayetler ve hadisler var.
Tek Kubbeli Osmanlı Mirası Vakıf Eseri Cami ve burada da sütunlar var efendim. Nedir bu sütun? Bu sütunlar devşirme. Yani antik dönemden Osmanlı'ya gelen ama Osmanlı'da da bir fonksiyonu kazandırılan sütunlar. Yani sadaka taşlar. Tabii buraya cemaat girerken, çıkarken cebindeki bozuk parayı bu ceplere koyuyor. Ve ihtiyaç sahibi de buradan. İhtiyaç sahibi geliyor. Burada ihtiyacı ama neyse. Maalesef şu anda sigara atmışlar maalesef, değil mi? Tabii. Evet. Sadaka taşı vermek gerekiyor. Veren el alan elden üstündür diyor Allah Resulü ve vermemiz gereken işte ecdat vermiş vakıf mirasıyla ama biz korumamışız onları ve bu mezar taşlarının altında belki o vakfı kuran insanlar yatıyor. Evet. Hayırla yad ediyoruz. Vakıfların korunup vakıfların sahiplenilip gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz tüm kamuoyundan, ilgili ve yetkililerden. Evet, burası Sungur Bey Camii minaresiyle müthiş bir tarih mirası. Devre alem sunucusu İsmail Bey. Nasılsınız? Hoş efendim geldiniz. Bak değerli izleyen. Yakından seyrediyoruz, takip ediyoruz. Çok memnunuz. Programlarınızdan çok memnunuz. İzliyor musunuz efendim? Tabii kendim tarih öğretmeniyim aynı zamanda. Niğde İmam Hatip Lisesi'nde, Necmettin Erbakan Kızım İmam Hatip Lisesi'nde. Çok Devre alemi izliyor musunuz? Aynen izliyoruz. Çok memnunuz. Evet, tamamen doğal. Pazardan geliyordu arkadaş ve karşımıza çıktı. Çok aynen. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Yemek ederim. Devre Alem programı buralarda da izleniyor. Niğde'de. İzleniyor. Çok yakından takip ediyoruz. Çok memnunuz. Tarih öğretmen olmam hasebiyle çok daha yakından takip ediyorum. Çok memnunum. Özellikle Niğde'nin vakıf eserleri konusunda oldukça temelinin çok sağlam olduğunu biliyorum. Niğde eski medeniyetlerin merkezi durumunda. Hocam buradan bir İmam Hatip yetkili yöneticilerimize bir çağrıda bulunalım. Vakıf mirasımız iyi tanınmıyor Anadolu'da. Aynen. Ve İmam Hatip öğrencilerimize, müdürlerimize, öğretmenlere tarihi bir göreve de davet edelim. Vakıf medeniyeti, vakıf şehri Niğde'den ne söylersin efendim? Vallahi vakıf eserleri dediğim gibi en eski medeniyetler Niğde'de kurulmuş neredeyse. Dolayısıyla burada pek fazla bilinmeyen şeyler var. Türkiye'nin, dünyanın bilmekte zorlandığı, takip etmekte zorlandığı pek çok şey var. Bence Niğde'nin bu anlamda ciddi anlamda araştırılması lazım, incelenmesi lazım, takip edilmesi lazım. Devlet yöneticilerimizin de bu anlamda ciddi yakın ilgi göstermesi lazım ki bu medeniyetler dünyada tanınsın, tanıttırılsın. Biz de ne yapalım bunu Niğde'yi en azından tanıtma adına kullanalım diye düşünüyorum. O zaman biz de değerli izleyenlerimiz gerçekten tamamen bir doğal ortamda dostlarla beraberiz. Rehberlik yapıyor dostumuz bize. O da bir tarihçi, arkeolog ama hocamın tanıması duygulandırdı. Gerçekten önemli bir misyonu ifa etmeye çalışıyor Devre Alem programı. Vakıf medeniyeti, vakıf şehri Niğde'deyiz. Niğde'deki vakıf mirasını araştırıyoruz. Buradan eğitimcilerimize, Milli Eğitim Camiası'na, üniversite camiamıza bir çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki öğrencilerimize şehrini tanıştırın. Ve burası Ömer Halis Demir Niğde Üniversitesi'nin misafiri olarak buradaydık. Şu anda Türk dünyasından 7-8 ülkeden çok sayıda akademisyen, tarihçi, medya mensubu, sanat insanı ile beraber buradaydık. Gönül isterdi ki buraları tam anlamıyla Kültür Turizm Müdürümüz tanıtsın, gezdirsin. Ama bu yeteri kadar olamadı. İnşallah bu belgeseli biz onlara göndereceğiz. Yetkilileri de göreve davet ediyoruz. Niğde'deki vakıf eserlerine sahip çıkılsın, gelecek kuşaklara aktarılsın. Son olarak neler söylersiniz? Vallahi vakıf eserleri çok önemli. Ben derste özellikle vakıfları çok ayrıntılı anlatıyorum. Osmanlı dönemi vakıflarını anlatıyorum. Eskiden vakıf eserleri çok önemli işleri ifa etmiş. Eğitim, sağlık, kültür, bütün toplumun ihtiyaçları karşılanmış. Toplumun zengin insanları, devlet yöneticileri vakıfları canlandırmak için ellerinden geleni yapmışlar. Bu sayede ölmeyecek eserler meydana getirmişler. Kıyamete kadar sevapları hanelerine yazılmaya başlanmış. Ve şu anda hala kullanılan pek çok vakıf eseri var. Özellikle Niğde'de camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, Türkiye, Anadolu'nun dört bir tarafı, medeniyet merkezi, çok zengin bölgelerimiz. Bunların dünyada tanınması lazım, Türkiye'nin tanıması lazım. Memleketin miras, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin bu mirasa katkı sunması lazım. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Yani bu anlamda karşılaşma iyi bir şey oldu. Bu belgeseli de biz ilk size göndereceğiz. Bunu okulda izleteceksiniz. İnşallah. Bütün öğrencileri izleteceksiniz. Aynen. Öyle mi hocam? İnşallah, inşallah. Bekliyorum. Peki. Ben. Efendim, bir vakıf insanı, vakıf dostu bulduk. Hem de nerede? Sungur Bey Camii, Sungur Bey Külliyesi ve Sokullu Mehmet Paşa Vakfı'nın olduğu yerde.
Evet, tüm hızıyla gezimiz devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bir el sallan. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yine çeşme ve cami. İkisi bir arada. Hamam, çeşme, kültür, ibadethane, her biri ayrı bir şey. O boyalı hal insana, vakıf eserlerimize, tarih mirasımıza ne kadar sahip çıktığımızı da gösteriyor. Devletimiz burayı restore edip insanlığa tahsis etmiş ama biz maalesef korumamışız, korumuyoruz. Korumamız gerekiyor, vakıf bilincine sahip olmamız gerekiyor. Neler söylersiniz efendim? Sır Ali Cami, hemen caminin önünde bir kabir var. Bu kabirde yatan şahsa Sır Ali ifadesi kullanılıyor. Bundan dolayı da Sır Ali ismini almış. Tabii yayınlara baktığımızda burası restore edildi vakıflarda. Öncesinde büyük bir minaresi vardı. O minare alındı. Orijinaline uygun köşk tipi minare yapıldı. Tabii içeride de restorasyonlar devam edince mihrapta boya ve sıva tabakası vardı. Bu kaldırılınca mihrap üzerindeki kitabesi de ortaya çıkmış oldu. Kitabeden caminin 1545 yılında Hacı Ahmet, yani Hacı Ahmet tarafından vakfedildiğini ve yaptırıldığını anlıyoruz. Cami küçük ölçekli bir yapıda. Genelde kuzey doğrultuda ele alınmış. Hemen bitişiğine bir de muhteşem anıtsal bir çeşme oluşturuluyor. Vakıfların yapmış olduğu restorasyonla... Evet, kitabesi de burada değil mi efendim? Evet, kitabesi burada. Daha önce içerideki mihrap kitabesi olmadan bu kitabeyi camiye atfediliyordu. Ama kendi kitabesi çıktığı için tarihi netleşmiş oldu. 1545. 1545 hangi vakıf demek? Osmanlı Hacı Ahmet. Bak. Hacı Ahmet bak. Sırlar, Sir Derya diyoruz. Sir Derya. Meşhur Maveraül Nehr'in, gönül coğrafyamızın önemli bir eseri. Efendim, vakıflardan izin almadığımız için içeri girmiyoruz. Biz buralara gelirken vakıflar yetkililerini aradık. Çekim yapalım diye. Çünkü zamanımız yoktu. Vakıflar yetkilileri dedi ki izin biraz uzun sürer. Biz de o sözümüze sadık kaldığımız için içeride değil, dışarıdaki çekimlerimize devam ediyoruz. Bir gün inşallah vakıflar bölge müdürlüğü genel müdüründen yetki izin aldıktan sonra bu tarihi eserlerimizi ve vakıfların yaptığı restorasyonları yerinde tespit edeceğiz. Devralen farkıyla Niğde'deki vakıf mirasımızı araştırmaya devam ediyoruz. Minare de çok güzel değil, evet, mi hocam? Kapadokya'da etkili bir minare. Özellikle Osmanlı döneminde. Sadece Kapadokya değil, Anadolu'da, Balkanlara kadar giden bir minare tipi. Buna biz köşk tipi minare diyoruz. Tabii yerelde bazen yerelde köylerde, kasabalarda bazı insanlar bunun çan kulesinden esinlendiği ya da çan kulesi orijinalinde kiliseden kalma gibi ifadelerde. Yanlış bir bilgi yanlış, değil. Nedir? Tamamen tekrar doğrusu yanlış. Nedir efendim? Bu Osmanlı'nın vücuda getirdiği köşk tipi minare. Mahalle mescitlerinde etkili bir. Mahalle mescitlerine ait köşk bir, tipi. Adı üzerinde, evet, zaten. Minare. Çünkü mahallede o dönemde evler genelde iki katlıydı. Yani bu köşk tipi minarenin gabarisini geçmiyordu. Dolayısıyla yukarıda okunan ezan bütün mahalleye rahatlıkla bu minarelerle ulaşıyordu. Bu vakıflar yaptı bunu değil mi efendim? Tabii. Vakıflar aslına uygun şekilde köşk tipi minareyi onardı. Burada tek şerefeli mahallelice yaptırılan bir minare vardı. O alındı ve orijinaline uygun köşk tipi minare vücuda getirilmiş oldu. Şimdi hayatta tesadüfe tesadüf edilmez. Çok kıymetli insanlar var. Siz onu ilahileriyle biliyorsunuz. Türküleriyle biliyor. Türkü ve ilahiler. Medine yolları. Evet. Filmleriyle biliyor. Üçten Ali, evet. Ercan biliyor Türkiye. Hemen efendim şöyle mikrofon. Ha. Kimdir Ali Ercan efendim? Ali Ercan İşmeli köyünde doğmuş Niğde'nin. Tek Ali Ercan olarak doğmuş. Şu an için de Türkiye'mizde üç tane Ali Ercan olarak yaşıyor. Bir, türküleriyle Ali Ercan. İki, ilahileriyle Ali Ercan. Üç, filmleriyle Ali Ercan. Niğdeli misiniz efendim? Niğdeliyim. Yazları buraya gelirim. Burada fakirhane var. Yazı burada geçiririm. Kışın İstanbul'a dönerim. TGRT deyince, TGRT'nin ilk açılış şeklinde benim de ufak da olsa bir emeğim var. O tarihlerde Kurt Oğlu diye iki dizilik bir film yaptılar o zaman.
araya araya bulsam ismini doyamadım Muhammed'e ilahilerini o tarihlerde okumuştum. Bir okur musunuz yine efendim? Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha göster mi ki? Evet. Evet. Babamın adı Hıdır. Elimden gelen budur. Kış sezonunda, yani sonbaharda İstanbul'dayım. İcab eder. Bize Niğde'yi bir anlatır mısın? Niğde bir vakıf şehri, tarih şehri. Niğde, evet. Niğde'nin tarihini karşındaki adam fevkalade. O gezdiriyor efendim. Sizin ağzınızdan da. Şu gördüğün cami Sir Ali Camisi ismi. Ve benim evde bitişi sayılır ilerisinde. Aşağı yukarı bir 50 sene yakındır da bu camine geldim geçtim. Çok vakıf eseri var değil mi burada? Çok, çok. Fakat mesela? Onlardan fazla benim şeyim yok. Hüdavent, evet. Hatun Türbesi var. Öyle mi? Evet. Oraya gidin. Hüdavent kim gidelim. O mesela? Nedir? Gezeceğiz. Onun tarihçesini bilir. Evet. Ben bilmem. Peki siz ayrıca sanatçısınız değil mi? Evet. Türkü de var. Şimdi türkü. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana acı şalak dünya. Sorarlar şalak. Şalak şimdi kavunun küçüklerine. Böyle, bunu şalak. Siz mi meşhur ettiniz? Evet. Oo, evet. Ali Ercan Bey. Biz evet. Önemli bir sanatçıydı. Ben evet. Şimdi eski türkülerden çok sevilir. Mesela ne var başka eski türkülerden? Karakaşı gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olun, kimseler almaz. Anana bak, gör halini. Daha diyeyim mi? Lütfen, hadi başka da diye efendim. Bir tane son olsun o zaman. Tamam. Sevilen türkülerimizden bahsettiklerim. Üçüncü birisi. Adana'ya bir kız geçti, gördün mü? Ay doğmadan ak köprüyü geçtin mi? Gün doğmadan yüzünü açtın mı? Şeker pınarından bir su içtin mi? İçtin mi? Adana'ya bir kız geçti, gördün mü? Bulamadım 50 senede bu kızı aradım, o da gitti elimden. Gitti mi? Gitti. Niğde'deyiz. Evet. Niğde'deki vakıf mirasımızı araştırıyoruz. Ama bir kültür adamı, sanat insanı ve bir sanatkar önemli. Aziz dost, çok teşekkür ediyoruz. Ali Ercan. Öyle değil mi? Tek kelime. Tamam, tek kelime. O zaman şeyi bir daha söyleyelim. Kara kaş gözlerin. Buyur. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olun, kimseler almaz. Anana bak, gör halini. Efendim şimdi bunları sade okuyorum. Ben kendim saz çalarım. Öyle mi? Sazını ben onlardan bekliyorum. Senin bir gün hayatını beraber belgeselleştireceğiz efendim. İnsanlarımıza, İnşallah. Onlar bir vakıf İnşallah. İnsanı, onlar bir tarih, kültür, sanat İnşallah. İnsanı. İnşallah beraber biz belgesel olarak düşünüyorlar. Belki senden çekeriz. Aynen, aynen. Benim de küçük bir katkım olsun bu kültür ve sanat İnşallah. İnsanına. İnşallah. Evet, yaşlılar deyince onlar koca demiyoruz. Onlar ak saçlılar. Onlar değerler, onlar ya, tarihin canlı şahidi. Kocalar şahit. Olmasa gençler olur muydu? Bir daha söyle o zaman hemen. Kocalar olmasaydı gençler olur ya, muydu? Ya. İşte Ali Ercan gençti. Ali yine gençsin maşallah. En az 15-20 tane nesil bıraktı. Torununun torunu, doktor yaptı bir tane memlekete. Ne diyeyim başka? Değerli izleyenlerimiz, Ali Ercan Bey'e son mikrofonu uzatıyoruz. Biz Niğde'deki kültür mirasımızı, medeniyetimizi, tarihimizi, vakıf mirasını araştırmaya devam ediyoruz. Ve yine Ali Ercan'ın o Medine yollarını kendi ağzından bir bukle dinliyoruz. Araştırmamız tümümüz ile devam ediyor. Efendim bu da ikinci Ali Ercan'dan. Medine'ye varamadım gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım.
yaralıyım, yaralıyım. Bu ilahimiz Türkiye genelinde, gerek filmi bunun esasında yaptım ve ilahi bunun üzerinde. Türkiye genelinde çok sevilen ilahilerinden birisi de bu olmuş. Allah razı olsun efendim. Cümlemizden hayırlı uzun efendim. Ömürler. Yaş 50 Allah gibi gözüküyor ama kaç yaşındasınız efendim? Efendim geceyi saymıyorum. İşte 40 falan bir iki geçti galiba. Yok yok efendim. Efendim, sizden ben son cümle. Kimdir Ali Ercan? Ve hayat, biz bununla görüşmek istiyorduk ama hayatta tesadüf edilmez. Ve Mevlam çıkardı karşımıza burada. Ya. Kimdir efendim? Biz sizin Ali Ercan kısaca... Tabii Ali Ercan'ı konuşmak ya da anlatmak benim haddime düşmez. Kendisi bir derya. Ama Ali Ercan dediğimizde 1960'lara kadar gitmemiz gerekiyor. 1960 ve 70'li yıllarda Anadolu'da, yani Türkiye'de ve Avrupa'da bilinen, ürettiği eserler bir numaralı. Yani devamlı plakları rekor kıran. Daha sonra 74'lerden itibaren kasete dönüşüyor plak şeyi. Yine o süreçte de kasetleri rekor kıran ve o dönemde günümüzde kalbur üstü, yani isim yapmış birçok sanatçıyı da plak şirketinde üne kavuşturan değerli bir halk ozanımız. Ellerinden öpüyoruz efendim. Tabii. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Görüşmek ümidiyle. Mirası Murat Paşa Camii. Doğru mu efendim? Evet. Müthiş hocam. Her caminin önünde bir çeşme var. Murat Paşa'nın torunu yaptırıyor. Murat Paşa'nın oğlu Ali Paşa var. Onun oğlu da bu çeşmeyi yaptırıyor. Çeşmede kitabesi de. Hocam ne şöyle. Diyor? Efendim çok güzel. Ben bir dikkatimi çekti. Cami ile çeşmeler Niğde'de bir. Çeşme ve cami kültürü vakıf miramımızın önemli değerleri. Burası nereye efendim? Burası Paşa Camii diye geçiyor. Aslında bir külliye. Murat Paşa Külliyesi. Ama zamanla kent oluşurken külliye bozulmuş. Tabii külliyenin en merkezi yapısı ise Murat Paşa Camii. Kim yaptırıyor? 17. yüzyılda dönemin paşası olan Murat Paşa tarafından. Ve oğlu ise Ali Paşa, ki bu vakıf geleneğini de beraberinde getiriyor. Murat Paşa zamanla günümüze kadar aslında burada bir vakıf geleneği hiyerarşisi var. Günümüzde ise bu caminin ve türbenin türbedarı İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü. Tabii onların ataları. Öyle mi? Bak evet. Tekrar bir daha harika bir bilgi. Buyurun. Bu caminin camide metfun bulunan Murat Paşa ve Ali Paşa'nın bir de türbesi var. Son türbedar ise Niğde İl Kültür Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü. Evet. Müthiş. Çeşmeler, camiler, kervansaraylar, vakıf mirasımızın önemli eserleri onlar. Ve Niğde'de önemli bir şeye şahitlik yaptık. Muhteşem bir miras, vakıf ve kültür mirasımız, tarihi eserimiz. Buyurun hocam, sizi dinliyorum. Hüdavent Hatun Türbesi, tabii Selçuklu dönemine ait. Selçuklu hükümdarı, 4. Rüknettin Kılıçarslan'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından yaptırılıyor. Ve kendisi de burada metfun. Tabii Hüdavent Hatun... Dönemin İlhanlı hükümdarı Abaka Han'ın oğlu Argun'la evleniyor. Kendisi Müslüman değil, şaman inancına sahip. Evlendikten sonra Tebriz'e gidiyorlar ve Argun belli bir süre sonra vefat ediyor. Ettikten sonra alpleriyle Hüdavent Hatun Niğde'ye geliyor ve burada vakıf, imar faaliyetlerinde bulunuyor. Kendini vakfediyor imar faaliyetlerine. 20 yıl öncesinde ise tamamen kendi kurguladığı, kendi planladığı bu türbeyi ölümünden 20 yıl öncesinde yaptırıyor. Tabii ne var? Sekizgen bir planda. Bu sekizgen cennetteki 8 köşeye izafe ediliyor. Tabii burada kendisini de görebiliriz. Yani o dönemde 12 hayvanlı Türk takviminden de esintiler serpiştirilmiş. Değişik. İşte Selçuklu tam tarih kaç efendim burada? 1312. 1312 yılından beri bu muhteşem eser ayakta. Bütün zarafetiyle ayakta. Doğru mu efendim? Dantel gibi işlendiğini evet, hakikaten. Hemen şurada da bir türbe var. Evet, bu da Gündoğdu. Bu da yine beylikler dönemine. Eratna
beyliği var. Eratla evet. Beyliği, meşhur Eratla Beyliği'nin evet. Beylerinden mi? Beylerinden Gündoğdu. Gündoğdu Bey'in türbesi. Adına o zaman bu bölge mezarlık galiba. Mezarlık. Evet. 20. yüzyılın başlarında var fotoğraflar. Mezarlık. Baktığımızda buralarda adım atılmayacak şekilde sandukalar ve mezarlar. Mezar taşlar değil mi? Mezarları yıkıp yok evet, ediyoruz bir de. Park haline getirmiş. Evet maalesef. Maalesef. Bir de ortada Beylerbeyi türbesi var anıtsal. O da 1939 yılında yıkılıyor. Beylerbeyi'ne ait türbe değil evet, mi? Evet. Evet. Türbeler, mezarlar, mezarlıklar, mezar taşları manevi tapu senedimizdir. Gönül coğrafyamızda, Türk-İslam medeniyeti coğrafyasında. Niğde bir vakıf şehri, tarih şehri, kültür şehri. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti şehri. Evet, Niğde'deki Rükneddin Kılıç Arslan'ın kızı tarafından yapılan türbe. Vefatından 20 yıl önce yapmış, taşa vurulan muhteşem bir mühürdür. Medeniyetimizin kültür mirasıdır. Bu alan tümüyle mezarlıktı bir zamanlar. Evet, Eratma beylerinden önemli bir beye ait türbede ileride ve biz Niğde'deki kültür mirasımızı, medeniyet mirasımızı araştırıyoruz. Belgesel görüntülerle sizleri Niğde'ye götürüyoruz.